Kendiyle ilgili birçok saga olan Ragnar Lothbrok, en çok tanınan Viking kahramanı ve lideridir. Başarılı bir komutan olan Ragnar, Avrupa'da Fransa ve İngiltere işlerinde birçok başarılı seferler düzenlemiştir. Danimarka tahtına çıkmak için mücadele ederek başarılı olmuş, hem Danimarka hem de İsveç kralı olmuştur. Odin'den geldiğini öne sürmüş, ünlü kadın savaşçılar Lagertha ve Aslaug ile evlenmiştir. Sagalarda oğulları olan başarılı savaşçılar Ivar ve Björn'ün şöhreti gerisine kalacağı korkusunun olduğu yazılır. Özellikle Fransa'da nehirleri kullanarak çok geniş çaplı bir bölgeyi yağmalamayı başarmıştır. Çok hareketli olduğundan, güçlü Frank süvarisinin istediği meydan muharebelerinden kaçınmış, beklenmedik cesur seferlere girişmiştir. 9. yüzyılda çok sayıda muharebeden galip çıktıktan sonra İngiltere'de Kral Aelha'ya esir düşmüş ve aşağılayıcı bir şekilde yılanların olduğu bir çukura atılarak öldürülmüştür. Hayatına dair anlatılan çok sayıda efsane, birbirinden çok farklı ayrıntılara sahiptir. Birçok sagaya konu olan Ragnar Lothbrok'un birden fazla tarihsel kişiliği kapsadığı düşünülmektedir. Gerçekteki Lothbrok'a benzetilenlerden bir tanesi olan Vikingli korsan ve savaşçı Ragnar, özellikle Fransa'ya olan saldırılarıyla ün yapmıştır. Videonun başında da belirttiğim gibi, Odin'den geldiğini iddia eden Ragnar, kısmen dindar bir kişilik ama başka inançlara da saygılı. Fakat bir komutan ve lider olarak dinlerin insanların bir zayıflığı olarak görüp askeri seferlerinde dinlerin getirilerini referans olarak kullanmış. Örneğin Avrupa seferlerinde Hristiyan şehirlerine saldırırken kullandığı önemli taktik, kentteki tüm savaşçıların kilise ayininde olduğu pazar günlerini saldırı için seçmesidir. Genellikle yüklü bir kefalet sonrasında kurbanlarını serbest bıraksa da aynı yere sürekli olarak yeniden saldırarak zenginliklerini talan ederdi. 845 yılında Ragnar daha sıcak topraklar olan güneye doğru yola çıkar. Kayıtlara göre 120 gemi ve yaklaşık 5000 Viking savaşçısıyla. Sen nehrinden başlayarak Carolingto İmparatorluğu'nun Fransa Krallığı içindeki batı sahillerini yağmalar. Fransa'nın içlerine giren Vikingler Paris'e de geçirir. Fransa Kralı Dazlakar, Ragnar'a şehre zarar vermemesi için yüklü bir miktar fidye ücreti öder. İlginç bir şekilde sefere katılan çok sayıda Viking savaşçısının yolculuk sırasında Ragnar'ın da seferden hemen sonra öldüğü aktarılmakta. Paris'ten sonra Vikingler Fransa'nın diğer bölgelerine doğru ilerlemiş ve Franklar tarafından uzun süre topraklardan atılamamışlardır. Sonraki dönemde Vikingler Rouen şehrini yerle bir edeceklerdir. Bölgeye yerleşen Vikinglere Kuzeyliler anlamında Northmen, Northmen, Norsemen denecektir. Tarihteki Normanlar buradan gelmektedir. Yerleştikleri bölgede Normandiya denilmiştir. Tüm kaynaklar Ragnar Lothbrok'un İngiltere'de öldüğü konusunda hemfikirdir. Ragnar'ın hangi koşullarda Northumbria kralı Ella'nın eline düştüğü bilinmemektedir. Ragnar'ın ölüm tarihi 840 veya 865 olarak verilir. İlk verilen tarih sagalarla eşlenmiş olsa da 865 tarihi Ragnar'ın oğulları tarafından babalarının intikamını almak için aynı yıl düzenledikleri seferde uyuşmaktadır. Babalarının ölüm haberini aldıklarında Ragnar'ın oğullarının davranışlarına dair çeşitli efsaneler bulunsa da yazılı bilinen gerçek, Ivar'ın İngiltere'ye giderek toprakları yağmaladığı ve Kral Aelha'yı muharebe denerek esir aldığıdır. Çok azap verici bir işkence olan kan kartalı ile öldürülür. Büyük bir ordu ile ilerleyen Vikingler birçok manastıra saldırır ve buradaki rahipleri öldürürler. Sefer sırasında Doğu Anglia Kralı Edmund yakalanır ve öldürülür. Bu çarpışmalar Büyük Alfred dönemindeki Anglo-Saksonlar ile Vikingler arasındaki savaşların başlangıcı sayılır. Ragnar'ın Fransa içlerine düzenlediği seferler Vikingler de gelenek haline gelmiş, topraklarını Vikinglere karşı korumak için Hristiyan olmayı kabul eden Vikinglere toprak vermek siyaseti Franklarda başlamıştır. Normandiya'da hüküm sürecek olan Roldo bu savaşların ilkidir. Aynı zamanda Roldo Ragnar'ın kardeşidir. Ragnar'ın kuyuya düştüğü sırada meşhur ölüm türküsünün söylediği rivayet edilir. It gladdens me to know that Odin prepares for a feast. Soon I shall be drinking ale from curved horns. This hero that comes into Valhalla does not lament his death. I shall not enter Odin's hall with fear.
There, I shall wait for my sons to join me. And when they do, I will bask in their tales of triumph. The Aesir will welcome me. My death comes without apology. And I welcome the Valkyries to summon me home. Thought, why self-life? We got London on the track.